Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar kıymetli izleyiciler. FMTV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Hür Bakış'ta tekrar birlikteyiz inşallah. Kıymetli hocalarımızla yine bu haftanın önemli konularını sizlere konuşacağız inşallah. Sizden gelen soruları da kıymetli izleyiciler inşallah cevaplamaya çalışacağız. İletişim bilgimiz görüyorsunuz ekranda. Oradan da bize WhatsApp yoluyla ya da SMS yoluyla mesajdan sorularınızı, aklınıza, gönlünüze ne takılıyorsa sorabilirsiniz. Hocalarımız inşallah cevaplayacak kıymetli izleyenler. Evet, programa geçmeden önce konuklarımıza, daimi konuklarımıza, hocalarımıza bir hoş geldin demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kazım hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim programımızı tesirli eylesin. Evet kıymetli izleyiciler, bu haftanın konusu ibadet meselesinden bahsedeceğiz. Hepimizin malum bazen yer yer ibadetler noktasında sıkıntıya düştüğümüz, bazımızın çok zevk alarak yaptığı, bazımızın gerçekten zorlandığı ve gerçekten Rabbimizin bizden hakkıyla kul olmak anlamında, iyi bir kul olmak anlamında ibadet lerle kıyaslandığı bir dünyada neden ibadetlerde gevşeklik yapıyoruz? Bu konuyu irdeleyeceğiz. İbadetin amacı nedir? Bunu konuşacağız bu akşam. Allah kendine ibadet ettirmeye ihtiyacı var mı? Bu soru da çok soruluyor. Çünkü ibadetten kaçmak isteyen bazı insanlar onu soruyorlar. Allah bu kadar ihtiyaçsızsa bizim ibadetlerimizi neden istiyor? Neden ibadet diye bir şey var? Bunları konuşacağız inşallah. Kazım hocam ben ilk soruyu size soruyorum o zaman. İbadet Mustafa konusunda. Hocayla başlasaydı. Öyle mi? Tamam. Adeti bozmayalım o zaman. O açsın. Tamam o zaman öyle yapalım. Mustafa hocam size soruyorum o zaman. Neden ibadetlerde gevşeklik yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani Elham suresi, Fatiha. Kur'an-ı Kerim'in açılışı. Fatiha demek, açılış demek. Kur'an'ın açılışı. Fatiha ile başlıyor. Elham'la başlıyor. Bu surede de Allahu Teala Hazretleri sadece sana ibadet ederiz. Bak Allahu Teala Hazretleri'nin övüldüğü noktalardan bir tanesi veya kullarının sevdiği sözlerden bir tanesi bu. İbadet etmek. Farzları yerine getirmek. Haramlardan kaçmak da ibadettir. Mesela Allah muhafaza bir insan bulunmuş bir para var mesela. Ciddi bir miktar. Senin orada nefsin seni o bulunmuş olan yüksek miktarda bir para mesela. Bir çanta dolusu para mesela. Orada kimse görmüyor, etmiyor. Sen orada bir mücadele veriyorsun. Ama sonra diyorsun ki imanından dolayı ya bu para benim değil ya. Yani ben bu parayla işim olmaz. O parayı almayıp sahibini bulup ona vermek o da büyük bir ibadet. Haramlardan kaçmak da bir ibadet, farzları yerine getirmek de bir ibadet. Şimdi biz bu ibadetleri niye yapmamız gerekiyor? Öyle ya, bizim bu ibadetlerdeki yapış bir gayemiz var. Mesela bizim ruh diye bir şeyimiz var değil mi? Ruhumuz var, bütün müminlerin var. Alemi emirden, ilk yaratılış, ilk oluşum, ilk varoluş. Burada Allah-u Teala Hazretleri ruhlarımızı dünyaya indirerek aslında yüksek makamdaki bir şeyi, ruhu düşük makamdaki cesede indiriyor dünyaya. Sümme radednâhu esfele safilin var Vettin suresinde. Bu ruhun, Allah-u Teala Hazretleri bu ruhun, bu esfele safilin olarak dünyaya indirilip normal yüksek makamdan alt makama düşürülmesi, onun o alt makamda daha kuvvetli hale gelip daha üst makamlara çıkması için. Şimdi bu bedenin belli başlı letaifleri var. Ruhun da kendine ait letaifleri var. Ruh bir çocuk olarak düşünün. Bedene indiriliyor ama kendini geliştire geliştire meleklerin de üstünde bir vasfa erişiyor. Burası manevi boyut. Diğer boyuta geldiğimiz zaman bu dünyada Allahu Teala Hazretleri kullarına belli bir ömür veriyor. Diyor ki herkese bir ömür veriyorum. Allah yaratıyor,
Mevla Teala Hazretleri bunu Kur'an-ı Kerim'inde anlatıyor, Nahl Suresi'nde. Diyor ki Mevla, "Vallahu ahrecekum min budun ummahatikum." Allah sizi annelerinizin karnından ortaya çıkarttı. Doğdunuz yani. "La ta'lemune şey'en." Hiçbir şey bilmiyordunuz. İnsana şimdi hepimize sorsak, sen yeni doğduğunda ne biliyordun? Doğduğunu, anı, doğduğundan sonraki o 3-4 yaşına kadar kendi aklının artık erebildiği, hatırlayabildiği günlere kadar doğumunu, bebekliğini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun. Bak Mevla Teala nasıl ayetleri doğru çıkıyor. La ta'lemune şey'en. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Ve cealileküm's sem'a vel ebsara vel efide. Sonra Allah Teala Hazretleri size göz, kulak, anlayış ikram etti ve böylelikle ne yaptınız? Sizleri Allah-u Teala Hazretleri olgunlaştırdı. Hani böyle sosyal medyada görürsünüz, başarılı insanlar var mesela. Allah'ın ikramıyla zenginlik olarak, makam olarak, usta olarak. Adam diyor ki ben diyor çıraktım. Yani Allah-u Teala Hazretleri ne yapmış? Çırak olarak bir işe başlatmış kulunu. Kalfalık, ustalık derken patronluk. Sonra şaheser böyle icatlar yapıyor, beğeniliyor, parasına para katıyor, makamına makam katıyor. Nice ünlü insanlar onun yanında gerek yemek yemek için, gerek aracını yaptırmak için, gerek başka bir şey için onun yanında bulunmaya çalışıyor. Şimdi sevgili Müslümanlar, kul da öyledir. Allah-u Teala Hazretleri bizlere bu ibadetleri yerine getirtmesinin sebebi şu: biz bu dünyada kalıcı değiliz, faniyiz. Yani biz bu dünyadan göçücüyüz, gidiyoruz ya bu dünyadan, alemden ahiret alemine geçeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri ibadetleriyle senin tabiri caizse ahirette bomboş bir tarlan var. Namaz kıldın, Rabbim oraya bir güzellik koyuyor. Oruç tuttun, Rabbim oraya başka bir güzellik koyuyor. Kur'an-ı Kerim okudun, ibadet ettin, teheccüd kıldın, iyilik ettin, sadaka verdin, zekat verdin. Çocuklarını Allah yolunda eğittin, haramlardan uzak durdun, Rabbine kulluk ettin, namazlarına dikkat ettin derken senin sınırsız bir hayatın olacak. Bunları bilemiyorsun işte. Şimdi insanlar, evet biz şu an hep standart ibadet yapıyoruz gibi geliyor ama bugün sabah sohbette vardı. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim diyor Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu herkesin bildiği bir dua. Diyor ki Peygamber Efendimiz, her kim bunu okursa her okuduğunda cennette bir ağaç dikilecek. Yani bunu şu an okuduk, cennette bir tane ağaç dikilmiş oldu. İmanlı olarak ahirete gidersek bunun karşılığını göreceğiz. Allah-u Teala istiyor ki kuluna, ya kulum şimdi sen nefsinle, şeytanla mücadele ediyorsun, olayları anlayamazsın. Sınırsız, senesi yok, yüz binlerce yıl geçse de değişmeyecek, bitmeyecek olan bir ahiret var. Ben de seni ibadetleri emrederek, her yaptığın ibadette, her kıldığın namazda, her yaptığın farzda sana bir iyilikte bulunuyorum. Gerek köşk olabilir, gerekse cennette bir nimet olabilir, gerekse Mevla'nın rızası olabilir, Mevla Teala Hazretlerinin cemali olabilir, Mevla Teala Hazretlerinin güzelliği olabilir. Sana o bomboş tarlayı tabiri caizse her tarafını Rabbim doldurarak bu ibadetleri yerine getirmiş oluyorsun. Ve böylelikle ahirete gittiğinde şunu diyeceksin: Allah bana iyi ki bu ibadetleri yaptırmış. Çünkü bazen oluyor hocam, adamı birisi zorla bir işe sokuyor. Diyor ki sen bu işe gir, şu işe gir, şurayı satın al. Mesela tarla satın aldırıyorlar veya daire. Adam zorla bela ya neyse alayım diyor. Sonra orası bir parlıyor. Sonra o kendisine vesile olana diyor ki ya Allah senden razı olsun, iyi ki almışım. Evet. Biz ahirette ibadetlerimizden dolayı Allah'a çok teşekkür edeceğiz. Evet. Hocam, Kazım hocama geçmeden önce bir izleyicimizin bir sorusunu ilk önce sorayım. Ondan sonra Kazım hocama söz vereceğim. Bir izleyicimiz öncelikle selamun aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam. Gusül abdesti alınırken iğne ucu kadar yer kalacağını nasıl anlayacağız?
ya da kalıyorsa abdestimiz kabul olmuyor mu demiş. Büyüteçte bakacağız eğer kalmışsa. Yani muhteremler şimdi bu işte kinaye var. Kinaye de şudur. Şimdi abdest uzuvları nasıl abdest alırken el, yüz, baş, ayak bunlar farz. Allah-u Teala emrediyor. Mevla Teala Hazretleri de diyor ki ayet-i kerimenin devamında ve in küntüm cünüben fattahharu. Eğer cünüpseniz, gusül alacaksanız aşırı temizlenin. Aşırı temizlenin. Guslün aşırı temizlenmesinde vücudun her yerinin suya temas etmesi. Şimdi burada mesela insan ciddiye almayıp şöyle bir tane bir maşrabası dökerek benim guslüm oldu demesin diye veya gusülü hafife almasın diye Allah-u Teala Hazretleri şeddeleyerek yani ifal tefil babından fettahharu diyor. Abartılı bir temizlik yapın diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz de guslün önemini anlatıyor. Vücutta gerçekten baştan ayak tırnağına kadar her yerin ıslandığına emin olacak bir yıkanma veya su kullanmayı burada bize tavsiye ediyorlar. İğne ucu yer kalınmamasına işaret bu işin kinayesi, bu işin önemine binaen söylenmiş olan bir söz. Yani mesela şimdi adam bir maşraba veya iki maşraba döküp de benim şu an her yerim ıslandı dese orada biraz dur bakalım nasıl ıslandı deriz değil mi? Ne diyoruz? Başımıza üç tas, gel şu an hep duşlar var ama maşraba olarak değerlendirdiğimizde sağ omuzumuza 3, sol omuzumuza 3 ve vücudumuzun işte göbek arasından özür diliyorum kasıklar bölgesinden ayaklara kadar her yerin ovalanması tavsiye ediliyor ki kuru yer kalmasın. Ama şimdi bir maşraba döküp veya iki maşraba döküp benim her yerim ıslandı kardeşim benim guslüm oldu dersen o zaman hem cünüp durmanın vebalini hem de yapmış olduğun ibadetlerin karşılığı yerine hava almayı gerektir. Havayı alırız. Buradaki maksat iyi ovalamak. Kuru yer kalmadığına emin olacak bir su kullanımı demektir. Evet hocam. Bir de bu tür şeylerde insanlar çok vesveseye kapılıyorlar. Vesveseye kapılmaması lazım. Mesela abdestlerken bir uzuyu... Diyor ki bak, 3 maşraba baştan aşağı, 3 maşraba sağdan, 3 maşraba da soldan deniyor. Evet. Yani 9 maşrabalık bir su veya bir kova su. Bunu kullandığın zaman artık daha vesveseye de gerek yok. Evet. Bazı insanlar öyle normal abdest alırken bile öyle. Acaba kolumuz hocam vesvesesi fıkhı bilmediği tam için. Tam yıkadım mı? Karar verme yetkisi kendisinde zannediyor. Evet. Sen karar vermeyeceksin. Fıkıh alimleri, Peygamber Efendimiz ne yapmış? Karar verici onlar. Karar verdikleri için onlara tabi olman lazım. Evet. Biraz hüsnü zan, zanla alakalı bir mesele de bu yani. Yani böyle zannediyorsan Allah onu öyle kabul edecektir yani zaten. Evet. Kazım hocam güven sana... problemi değil mi? Sana evet, geleceğim. Hocam. İlk önce bir izleyicimiz var da soru değil tabii de bu yeni başladım demiş bu kanalı izlemeye. Bu program normalde saat kaçta başlıyor? Saat 7'de başlıyor kıymetli izleyicimiz. İzlemek istiyorum. Sanırım Mahmud Efendi Cemaatinin kanalı olduğu için öğrendim. Onun için de izlemek istiyorum. İnşallah biz her pazar 7'de buradayız. İzlerseniz biz de tabii memnun oluruz. Kıymetli izleyicimiz onu sormuş. O yüzden de şey yapmak istedim. Evet. Kazım hocam sana sorayım madem öyle. İbadetin hani dedik ya ibadette gevşeklik meselesinden ziyade bir de şey var mesela. İbadetin amacı nedir? Ben de sana bunu sorayım. Yani niçin ibadet ediyoruz biz sahiden? O zaman ibadet nedir? Evet ibadet nedir? İbadetin amacı nedir? Niçin ediyoruz? Güzel. Yani ibadet aslında kökeni ab kelimesinden geliyor. O da kulluk demek. Yani sadece şekli bir şey değildir ibadet. Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini kabul etmek bir kulluktur. Yani kulluğunun içerisine girmektir. Kafir iken insan Allah-u Teala'nın yine kuludur ama örtmüştür, kabul etmemiştir Mevla Teala'yı. Sonra ben Mevla Teala'yı buldum, inandım. Dediği andan itibaren yani işte kelime-i şehadet getir diyoruz ya bunu yaptıktan itibaren aslında abid oluyor yani ibadet eden oluyor. Çünkü artık kulluk sınıfına girmiş oluyor. Daha öncesinde her ne kadar özünde kul olsa da bir isyan, bir başkaldırı olduğundan dolayı Allah onu kulluk sınıfına sokmuyor. Çünkü kulluğun manası da onu da açarsak
itaat eden, teslim olan manasındadır. Köle kelimesi daha iyi anlayabileceğimiz bir kelime. Köle dediğimizde aklımıza bizim ne geliyor? Tabii ki ne istersem benim efendiliğimi kabul edendir benim kölem. Ne istersem hayata geçirendir kölem gücü yettiği kadar. Ve ben ona bir emirde bulunurum, yapar. Ve bana beni terslemeyen, beni ifademi reddeden bir kişilik değildir. Köle nedir? Efendisi ne derse onu yapandır. İşte iman ettikten sonra bir insan tabiri caizse Allah-u Teala'nın kölesi, kulu olma şerefine nail oluyor. Bu bir şereftir yani. Bu belki insanın insan insanı kıyas ettiğimiz zaman, efendi köle diye kıyas ettiğimiz zaman insanın köle oluşu, insana karşı bu bir zuldür yani. Bu kötü bir şeydir. İslam'da köleliği kökten yasaklamamakla beraber bitmesi için mücadele vermiştir. Ama Mevla'yla burada, İslam gerçekten mücadele etmiş midir köleliğin kalkması? Tabii. Yani her konuda köle azat etmek, çok büyük sevaptır, şöyledir, böyledir. Yani o sosyal şeyi yıkmak için İslam bir anda değil ama yıkmak için büyük mücadele vermiştir. Çünkü insana kölelik yakışmaz. Efendisi insansa. Çünkü insan aslı bakımından alemin en şerefli mahlukatı olarak Allah'ın vasıflarını, özelliklerini taşıyan bir varlık olarak her şeyi taşıyor ama en çok tecelli insanda olduğundan dolayı. Ve Mevla Teala da eşrefi mahlukat, kainatın en şerefli mahluku dedi. Ahsenü takvim, en güzel surette yarattım dedi. Yeryüzünde halifemdir diye takdim ettiği bu insana en yakışan vasıf yine kulluktur ama insana değil Allah'a bir kulluktur. Mevla Teala'ya kul olduğu takdirde bir insan ibadet etmiş oluyor. Her anında ona ibadet etmiş oluyor. İkincisi ibadet, niçin ibadet etmeliyiz? Aslında biz ibadeti kendimiz için yapıyoruz. Mevla Teala'nın bizim ibadetimize hiçbir ihtiyacı yok. Biz ibadeti kendimiz için yapıyoruz. Ne yapmak için yapıyoruz? Mevla Teala'ya senin kulunum, bunu takdim etmek için biz ibadet ediyoruz. Ha burada işte şu ibadeti yaparsan cennet var, cennette işte köşk var, işte şu var, bu var, her istediğim var, işte namazını kılanlar için şu mükafat var. Bu ayrı bir boyut. Yani her insan o ibadetteki aşkı Allah'a kul olmak için yapıyorum. Yoksa cennet dedikleri birkaç huri köşk isteyenlere ver onu, bana seni gerek seni. Yani bunu herkes söyleyecek kabiliyette değil. Ben cenneti kazanmak istiyorum. Allah beni umulur ki namaz kıldığım için cennete koyar. Bunlar da hoş şeylerdir yani. Ama hakikatine döndüğümüz zaman ben biz ibadeti ya Rabbi senin ilahlığını, kudretini, azametini, kainatın maliki oluşunu, meliki oluşunu, saltanatın sahibi sen oluşunu işte ellerimi yere koyarak bütün kibrimi, gururumu ki bir insan bir insana şunu yapabilir mi ya? Hani Allah kimseyi o duruma düşürmesin ama şunu yapabilir mi ya? Sana secde edeceğim, benim ihtiyacımı gör. Bunu yapamaz. İnsanın bir gururu vardır yani, sıradan bir insandan bahsediyorum. Yapamaz. Eğileyim önünde. Bu yalakadır yani. O, bu insan değildir ama şerefli bir insan kimsenin önünde ne yapamaz? Secde kapanamaz. Ama bir zevkle niye günde 5 vakit elimizi yere koyup da alnımızı koyup 2 büklüm oluyoruz? Çünkü Allah'ın saltanatını, azametini, yüceliğini takdir ve tasdik ettiğimizden dolayı. Ve her vakitte diyoruz ki ya Rabbi ben kulunum. Hatırlatıyorum kulun oluşunu. Kime? Kendime.
Kulluğu kim unutur? İbadetten uzaklaşan kulluğu unutur. Peki kulluğu unuttuğu zaman nereye girer? İsyana girer. Rab o eder kendini. Kendini ilahlaştırır, ibadet etmeyen. O zaman ilah olmak istemeyen ki senin ilahlığından ne olur? Firavun gibi. Yani senin ilahlığın Firavun kadar olur, sonra bir Nemrut kadar olur, bir sinekle mahvolur gidersin. İlah değilim ben. Nefsim ilah değil. Ben ilah değilim. Bunu demek istiyorsa bir insan kulluk yapacak, ibadet edecek. Yok ben ibadet etmiyorum ama biz Allah'ın kuluyuz hocam diyorsan sen kendini kandırmış oluyorsun. Çünkü bir efendi kölesinden bir şeyler istiyor ki efendi köle de demeye gerek yok. Ya bir patron diyor ki evladım gel bakayım diyor. Askerlik yaptık hocam hepimiz yani. Bu anormal kötü bir şey değil yani. Üstad ilişkisi vardır yani. Hoca talebe ilişkisi vardır. Öğretmen öğrenci ilişkisi vardır. Patron işçi ilişkisi vardır. Komutan asker ilişkisi vardır ki en zirve odur. Komutan gel bakayım dediğinde koşarak gidersin. Emret komutanım. Bu bir gurur incitici bir şey değildir. Çünkü o senin komutanındır. Sen onun rütbesini tanıyorsun. Adam yarbaydır. Doğuda cephede o kadar çatışmıştır. Şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Ona da demişindir ki yani bu yarbay ben buna bir er olarak, vasıfsız bir er olarak hürmet etmem lazım. Yoksa gururuna inciten bir şey yok burada. Buyurun komutanım dediğinde bir er komutanı git bakkaldan, yani git kantinden iki tane ekmek al deyince asker ne diyor biliyor musun ya? Gidip kantinden iki tane ekmek alıp geleceğim. Bu emir tekrarıdır. Anlamış mı anlamamış mı diye. Yani bu duruma bile düşüyoruz. Biz askerde bunu yaptık. Böyle uzunca bir şey söylemişti komutan bana. Ben onu tekrar etmiştim yani. Bayağı zorlanmıştım. Hatta yine başa aldı falan. Bunlar kötü şeyler değil yani hocam. Üstad ilişkisi. E şimdi köle efendi hani anlamayabiliriz ama iş patron çağırıyor seni. Diyor ki evladım gel bakayım gel. Bana bir tane çay getir. Sen onun rütbesini, patronluğunu, bu mekanın sahibi bu. Tabii ki de çayını getireceğim. Ben işçiyim. Çünkü o bana maaş veriyor. Bu Tugay'ın sorumlusu, komutanı o. Tabii ki emredin komutanım deyip önünde iki büklüm duracağım. Veya bu benim hocam. Bana birçok şey kattı. Tabii ki onun önünde hürmet edeceğim. Dişi gibi... Kainatın yaratıcısı olan Allah beni rızıklandırıyor, bana hayat veriyor, bana her türlü güzelliği veriyor, sağlığımı veriyor, bütün bedenimi, vücudumu çalıştırıyor, akıl veriyor, nimetler veriyor. Tabii ki de ona kulluğumu sergileyeceğim, komutanımı, askerliğimi sergilediğim gibi evet. Kulluğumu sergileyeceğim. Bunu yapmayarak, yapmadığın takdirde... Bunu hocam yapmadığın takdirde bitiriyorum. Ben kulum deme şansın yok. Yani ben askerde Ermine oradan misal vereyim. Ama binbaşı gibi takılıyorum. Komutanın odasına ayaklarımı vuruyorum. Ne haber diyorum. Ensesine tokat atıyorum. Böyle bir erim ama ben. Evet. Bana onu alırlar. Sen er misin ya? Sen tuğ general gibi takılıyorsun derler. Hani öyle bir şey yapamazsın da. Ama şimdi yeryüzünde Allah mühlet vermiş. Anında ceza tak tak yok. Mühlet vermiş. İzliyor Mevla Teala. Sen de güya kulum diyorsun ama şey takılıyorsun. Yani ilah gibi takılıyorsun. Bunun karşılığı olacaktır. Çünkü Mevla Teala kendinden başka ilah tanımaz. Bir insan ibadet etmediğinde neden cezalandırılacağının cevabıdır bu hocam. Çünkü sen farkında olmadan Allah'ın saltanatını, yüceliğini, kudretini kabul etmeyerek ilah olduğunu ilan ediyorsun. O zaman bana iki padişaha bu devlet fazla gelir. Osmanlı'da bile dört kardeş birbirini ne yapıyordu? Kılıçtan geçiriyordu, güçlü olan kazanıyordu. O zaman Mevla Teala bir dakika der, bu kainat benim. Sen kimsin ilahlık yapacaksın? O zaman cezasını çekersin bunun. İşte ibadet etmeyişimizin cezası bu. Yoksa Allah'ın benim ibadetime evet. Hiçbir ihtiyacı yoktur. Mevla Teala ben ibadet ederek
kulluğumu ortaya koymuş oluyor. İnşallah. Benim diyor ya evladım diyor, senin Allah bir deyişinle Allah bir olmuyor. Sen la ilahe illallah diyerek, Allahu ekber diyerek kendindeki Mevla Teala'nın imanı, kendindeki imanı kuvvetlendirmiş oluyorsun. Sen ibadet ederek, secde ederek Mevla Teala işte yüceliyorum, büyüyorum, bana kulluk ediyor. Olmuyor. Sen kulluğunu ortaya koymuş oluyorsun. Eğer onu da koymazsan o zaman ilahlığını ortaya koymuş olacaksın. Bu da sopa yemene vesile olacak. Ne gereği var? Biz Mevla Teala bize hava veriyorsa, Mevla Teala yerden bitiriyorsa, Mevla Teala gökten indiriyorsa, bunun aksi konuşulmuyorsa, bir insan bir sineği dahi yaratamıyorsa o zaman boyun eğmekten başka çaremiz yok hocam. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Güzel izah ettiniz. Allah ile kul arasındaki ilişki münasebeti. Tasavvufta farklı bir anlayış var, onu da soracağım size. Şimdi o konuya mı girelim? Neyse, oraya girmeyelim. Gir hocam, sor ya. O biraz şey ya, olabilir. Sor hocam, ölçülü konuşuruz zaten şimdi. Anlayış. Yok, ibadet eden edilen meselesiyle alakalı bir şey var. Oraya girmeyelim. Oraya girmeyelim, o biraz karmaşık bir şey. Ben şimdi gelen bir soruyu soracağım. Çok da klişe belki bu. Özellikle ateistlerin vesairelerin çok böyle çokça söyledikleri. Bir tane izleyicimiz çok ilginç bir soru yöneltmiş. Onu sorayım. Mustafa hocam, sana soruyorum bunu. Hocam demiş, selamünaleyküm. Bir ateist arkadaşımla tartışırken bana madem Allah ol deyince oluyorsa, oluşuyorsa dünya neden 7 günde oluştu dedi. Buna ne cevap vereceğim? Ben mal gibi kaldım. Yiyeyim ateisti diyor. Lütfen cevaplayın. Eğer bunu cevaplarsam Müslüman olacak demiş. Aleyküm selam. Kusura bakmayın izleyiciler. Böyle bir ifade kullandım ama çok şey olsun diye. Yani doğallık olsun diye kullandım bunu. Özür dileyerek. Aleyküm selam. Biraz matrak herhalde bir izleyici. Ateistten arkadaş olmaz bir kere. Onu bir kere arkadaş demeyin. Bir tanıdık deyin. Ya yakınlarımızda oturan, böyle bazen karşılaştığımız birisi. Bir Müslümanın ateist arkadaşı olmaz. Bir Müslümanın sadece Müslüman arkadaşı olur. Ol dediği şeyler hemen olması, zamana bırakması, sonraya bırakması, bunlar Allahu Teala'nın takdirine ait şeyler. Mesela Allahu Teala diyor ki Yasin suresinde, İnnemâ emruhu, Allah'ın işi şöyledir. İzâ erâde şeyin, Allah bir şeyi murad ettiği zaman, feyekullehu, Allah ona der ki kün feyekün, ona ol der, o da olur. Bir anda, yani bu ol derken olur demek hiçbir şey bir anda yaptım anlamında değil. Yani böyle zaman geçti, bekledi, oluşumunu inşaat gibi düşünmeyin yani. Bir müteahhit yapmıyor bu işi. Allah-u Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yaratması bir anda değil. Kainatı yaratması bir zamanda değil. Onları Kur'an-ı Kerim'inde yaratmış olarak göstermesi, 7 günde yarattım demesi, bir insanın şu kainatta 7 günde yapabileceği hiçbir inşaat yok. Bütün kainatı olması da Allahu Teala Hazretleri'nin özel bir kuvvetidir yani. Güneşi yaratması özel bir kuvvetidir. İşte o Kur'an-ı Kerim'de hadis suresi var mesela. Diyor ki Allah, "Hüvellezî halakas semâvâti vel ardâ fî sitte eyyâm." 6 günde yaptı. "Sümme istevâlâler," sonra arşı inşa etti diyor mesela. Bu zaten Allahu Teala Hazretleri'nden başka birinin yapabilmesinin, hayal etmesinin dahi, şimdi mesela bir günde size veya bir haftada bir İstanbul yapabilecek bir sistem var mıdır? Yok. Allahu Teala Hazretleri olayıp oluvermesi meselesi de, mesela ölümleri düşünün. Mesela bir anda dünyada 50 milyon insan veya 10 milyon insan veya 20 milyon insan bir anda ölüyor. Bu da Allahu Teala Hazretleri'nin ol demesiyle oluyor yani. Bir anda. Yani anda, saniyede. Şu an Azrail Allah bilir kaç kişinin canını aldı. Veyahut da bu ol dediği zaman oluvermesiyle alakalı meseleleri doğum olarak düşünün. Yaratıcı Allah ya. Şu an bir anda tüm dünyada insanlar ana rahmine düşenler var. Milyonlarca. Şu an 4 aylık olup kendisine ruh verilenler var. Milyonlarca. Şu an dünyaya doğarak gelenler var. Milyonlarca. Yani 1 milyondur, 2 milyondur, 5 milyondur. Bunlar normalde bir insanın bütün kainatın bir araya gelip de yapamadığı meseleler. Ölüm, doğum gibi meseleler. Mesela ol dediği zaman oluvermesi meselesine gelir.
Diğeri de Allah-u Teala Hazretleri'nin gün vermesi, bekletmesi de aynı Adem Aleyhisselam gibi. Şimdi kainatı 7 günde yaratmış. Adem Aleyhisselam'ın oluşumu 40 yıl sürmüş. Yani burada zaman ve süre vermesinin meselesi Allah-u Teala Hazretleri'nin acizliği ve yapımı zordu da birkaç malzeme bekliyordu filan. Öyle değil. Sadece yine orada gün vermesinin, yine insanların böyle bir şey yapma ihtimalinin olmaması. Orada Allah-u Teala Hazretleri kainatı 7 günde yaratıyor. Ama mesela ölümleri düşünün. Şu an yeryüzünde innehu huve emate ve ahya diyor mesela ve Necm suresinde. O yaş dirilten ve öldürendir diyor. Şu an dünyada ölenleri düşünün milyonlarca, doğanları düşünün yine milyonlarca. O ayeti böyle düşünürsek daha mantıklı olur. Bir de yani şey diyebilir miyiz hocam? Mesela zamanı kaldırsak, zaman diye bir mefhum yok. Olu verir diyor Mevla Teala. Yani o olacaktır. Olmazsa Allah bir şey olu verir dedi, olmadı. Yani Allah haşa başaramadı gibi bir durum var. Ama Mevla Teala ne ol dediyse oluyor. Ama sen zaman koyuyorsun oraya. Diyorsun ki niye 3 günde oldu, niye 1 günde? Şimdi bunları ya, kaldırdın mı mevzu olup olmaması. Ruhta zaten zaman yok. Bir de şöyle evet, bir şey mesela. Biz zamanı işte her şeyi zamana endeksliyoruz ya. Kur'an-ı Kerim'de 17. yüzyılda diyor ki اِقْتَرَبَ الْاِنَّاسَ حِسَابِهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُورِزُونَ diyor mesela. Ben Kazım Hoca'ya katılmıyorum o konuda ama. Neden katılmıyorum? Şimdi alemin yaratılması meselesinin zaman dışı bir şey gibi mefhumu gibi olamaz. Yani eğer zaman vardı, zaman yaratıldıktan sonra bu kainat yaratılıyor. Çünkü bir süreç olması lazım ki zaman kainatın ortaya zuhur etmesi tamam, lazım. Tamam zaten zaman içinde olan bir şey. Yaratılması yani zamandan sonra olan bir şey. Zamanı kaldırırsan o zaman kainat da olmaz. Zaman tamam, biraz daha olayın gerisi gibi düşünelim de. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir ayet var. Allah diyor ki. Yok şunu diyorum. Ya ben şu bardağı yapacağım dediğim zaman bu bardağı yaptığım takdirde ol dediğim oluyor. Ama bunun kaç gün oluşu senin indinde sen bir beşer olarak zamana yayıyorsun. Her şeyi zamanla ölçüyorsun. Ama Mevla Teala'nın indinde zaman da yok. Mekan da yok. Ama bir şey ol deyince oluyor. Ama 40 gün olur, 1 gün olur, anlık olur, 20 gün sonra olur. Bir de bizim de açımızdan hocam baktığın zaman niye dünya 6 gün? Şimdi düşündüm mesela niye 6 gün? Demek ki aslında dünya da değil, değil mi? Samanyolu, galaksi, yani bütün evrenden bahsediyoruz yani. Allah yine saniyede yapar da burada bir olgunlaşma süreci veya o eserin ne kadar, mesela bir ressam dese ki bize ben bunu dün akşam yaptım, bir tablo, yani tablo gösterse veya levha dese ki bunu dün akşam bir saatte yaptım. Bizim otomatikmen o levhaya, tabloya bakışımız şu olur. Ya bu işe yaramaz. Ama dese ki o ressam 3 yıldır üzerinde çalışıyorum. Otomatikmen bu esere bakışımız anlamasak bile bir saygı gerektiriyor. Adam 3 yıldır bununla uğraşıyor. Şimdi ben bundan bir şey anlamasam bile bu bir saygı gerektiren veya özenilerek yapılan bir şey. Şimdi dünya ve kainatı bu kadar basite almayalım. Yani bu ağaçlar, şeyler, bunlar bir zaman gerektiriyor demiyorum ama gerçekten Mevla Teala bak 6 günde yarattım. Yani ne kadar mükemmel bir eser ortaya koyuyor Mevla Teala. Bunun üzerinde Mevla Teala çalışmış, melekleri çalışmış, çok mükemmel bir eser kainat ortaya konmuş. Ama sen şimdi zamanı kaldırırız dersen ayette zaman varken senin zamanı şöyle de olayı, zamanlar kişilere göre ahirete göre de değişiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet var. Diyor ki mesela Hac suresinde ve yesâdûneke bil azâbi ve le yukhfallahu vâdi ve inne yevmen inde rabbike kel fisenetin mimma tuhdun diyor. Allah katındaki bir gün sizin 1000 senedir. İzafi bir kavram evet. Ama zamanı kaldıramayız. Yani çünkü ayette zamanı verilen bir zaman. Zamanı kaldırmıyorsun hocam ama Jüpiter'e gitsen buradaki bir saat oradaki bir saatle eşdeğer olmuyor. Yani zaman değişken bir şey. Şimdi zamanı biz konuşacak değiliz. Onun ilmine sahip Allah katındaki bir ama gün o 6 günde bir sır vardır yani. Onu demek istiyorum. İnsanlara verilen bir manası ama vardır onun yani. Bu bir sır çözülebilir. Hikmet çözmek diye bir şey yok ya. 6 gün demiştir 6 gün. Ama mesela ölümleri, doğumları, insanlığa buradan insanlara verilen bir mesaj vardır. Bir şey anlamak tabii lazım hayata dair. Yok bu demin dediğim gibi bir mesaj aslında ama
onun özel bir sırrı, hikmeti vardır işte, tabii ki hocam. Zamanı çözmek lazım. Ayet-i Kerime'nin devamı diyor ki ve hüve mahkumeyne mahkumtum. Allah-u Teala o kainatı yaratmasını söylüyor. Ve hüve mahkumeyne mahkumtum ayeti var mesela. Maiyet, beraberlik. Ondan sonra başka bir ayete geçiyor. Yani olay başka. Ayet-i Kerime'nin sonunda ve hüve mahkumeyne mahkumtum ayeti var. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir diyor. Ya bir de zaman kavramı, dediğim gibi Allah katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 yıl diyor. Meleklerin urucunu söylüyor. Sümmete arucul melek ve ruhli fi yem ikane miktarı 50.000 sene. Evet. Allahu Teala yükselirler 50.000 yıl diyor mesela. Yani zamanı veya bir sadece araştırmış hocam, hani efendimiz doğumundan sanırım ama. Öyle mi? Doğumundan sonuna gelmedik bu programı zaten. Sonuna kadar. Hemen bir soruyu sorayım da onu olur yapalım. Hocam. Selamünaleyküm hocam. Kaderde ne zaman öleceğimiz belliyse sadaka neden ömür uzatıyor? Kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz? Neden sorusu kaderle alakalı değil. Şimdi Allah-u Teala diyor ki وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْغَسُ مِنْ عُمْرِهِ اِلَّا فِي كِتَبْ diyor. Ömüre ömür katılması veya ömürden ömrün kısaltılması Mevla Teala Hazretleri'nin dilediğine kalmış bir şey. Şimdi sadaka verilince ömrün uzatılması, kaderin iki türlüsü var. Kesinleşmiş kader, bir de bazı şeylerin yapılmasıyla değişebilen kader. Kaderi muallak. İşte o neden sorusu kaderin iki türlüsü olmasından. Allah-u Teala kaderi mutlak yazdıysa ne yaparsan yap hiçbir şekilde ömürde uzama veya kısama olmaz. Ama yine Mevla Fatır suresinde diyor وَمَا يُعَمَّرُوا مِنْ مُعَمَّرٍ. Ömrüne ömür katılanlar var. وَلَا يُنْغَسُ مِنْ عُمْرِهِ اِلَّا فِي كِتَبْ. Veya ömründen kısaltılanlar var. Onlar da kitab-ı levh-i mehfuzda yazılıdır diyor. Kaderin mutlaksa ne yaparsan yap Abbas yolcu kardeşim. Ama kaderi muallaksa, belli bir şeyi yapmak senin iradeyi cüzeyine bırakıldıysa ve sen onu yaparsan orada ömrün uzatılıyor. Sadaka da bunlardan bir tanesi. Ama sana sadaka verilmesi de eğer ömrünün uzatılması takdir edilmişse o da kaderi muallak oluyor. Bununla alakalı Musa Aleyhisselam bir kıssası var. Vakit var mı? Tamam, hızlıca anlatalım hocam. Musa Aleyhisselam'a bir çift geliyor. Diyor ki ya Musa diyor Rabbinden istesen de bizim çocuğumuz olsa. Musa Aleyhisselam da peygamber, ullazim peygamber levh-i mahfuza bakıyor. Bunların çocuğu yazmıyor orada. Yani kitapta yazmıyor. Diyor ki yani boş yere bu konulara girmeyelim çünkü sizin çocuğunuz olmayacak diyor. Gidiyor çift, üzülerek gidiyorlar. Bir yıl geçiyor, birkaç yıl geçiyor, tekrar Musa Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Bakıyorlar yanlarında çocuğu var, çocuk var ellerinde. Musa Aleyhisselam tabii şaşırıyor. Ya Rabbi diyor bunların diyor hani çocuğu yazmıyordu, ben baktım şimdi çocukları var. Mevla Teala oraya bir şerh koymuş. Duada ısrar ettikleri takdirde verilecektir. Yani bunlar ama bazı duada ısrar eder verilmeyebilir. Ama o çifte bu yazılmış. Belki kitaplarında yok. Eğer o dua yapmasalar evet sizin kitabınızda yazmıyor. Ama duada ısrar ettikleri takdirde bunların bu çocuğu olacaktır. Evet. Onlar da gitmiş demek ki çok ısrar etmişler. Mevla Teala da nasip etmiş. Evet. Duaya çok sarılmamız lazım yani. Bazı diyor ki ya Rabbi canımı al diyor. Al, bir bakıyorsun ölüyor yani. Yani öyle insanlar tanıyoruz işte, şehitliği istiyor. Şehit olanların ailesini dinliyor. Ben şehit olmak istiyorum diyordu. Diyor gitti çatışmaya şehit oldu diyor yani. Böyle şeyler anormal gelmemeli bize. Evet. Teşekkür ediyorum. Sorularımız da var ama programımızın da sonuna geldik. Hem de İstanbul için Yas-ı Ezan'ı herhalde birazdan okunacak. Okunuyor herhalde, onu da şey yapalım. Evet kıymetli izleyiciler, Hür Bakış'tan bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı konularla tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar.